Bir kimyasal tepkimenin ya da reaksiyonun hızı, birim zamanda tepkimeye girenlerin veya oluşan ürünlerin derişimindeki değişimle ölçülür. Derişim birimi mol bölü litre ile zamanınki ise s yani saniye ile belirtilir. Öyleyse tepkime hızının birimi molar bölü saniye ile gösterilir. Molar bölü saniye aslında kulağa tanıdık geliyor değil mi? tıpkı fizik dersinizden hatırlayabileceğiniz hızın birimi olan metre bölü saniye gibi. Ortalama hız eşittir x'in değişimi bölü zamanın değişimi. Bunu buraya ekledim. Çünkü ortalama hız hakkında düşünmek kimyasal tepkimelerin hızını daha kolay anlamanızı sağlayabilir. Şimdi çok kısa bir örnekle bunların üzerinden gidelim. Gördüğünüz gibi bu tepkimede tek reaktant A, tek üründe B. Zaman sıfırken yani tepkimeye başlangıçtayken A'nın derişimi 1 molar olsun diyelim. Başlangıç derken aslında daha henüz tepkimeye başlamadı demek istiyoruz. Ortada henüz B yok. Dolayısıyla B'nin derişimi 0. Mesela 2 saniye bekledik. Ve hemen sonrasında A'nın yeni derişimini ölçtük diye düşünelim. Doğal olarak A'nın derişiminin azalmış olması gerekiyor. Sonuç olarak tepkime gerçekleşmeye başladı. A B'ye dönüşüyor. Diyelim ki A'nın derişimi 0,98 molar oldu. 0,02 mol'arlık A'yı kaybetmiş olduk. A B'ye dönüştüğüne göre B'nin derişimi de 0,02 molar olmalı. Yani 0,02 molar B'nin 2 saniye sonraki derişimi. Eğer tepkime hızını bulmak istersek tepkime hızı için bahsettiğimiz tanımı kullanabiliriz. Öncelikle derişimdeki değişimi bulalım. Bu sefer ürünlerin derişimini ele alalım. Hız eşittir ürünlerin derişimindeki değişim bölü zamandaki değişim. Derişimdeki değişim için son derişimden ilk derişimi çıkartabiliriz. Son derişim 0,02 molardı. İlk derişim ise 0 molar. Yani 0,02-0. Bu sayıyı da geçen zamana bölmemiz gerekiyor. O da 2 saniyeydi. Yani 2 eksi 0. Demek ki tepkimenin hızı 0,02 bölü 2. Yani 0,01 molar bölü saniye olacak. Buna 0 saniyeden 2 saniyeye kadar olan zaman içindeki ortalama tepkime hızı diyebiliriz. Aynı şeyi A içinde yapabilir miyiz diye düşünecek olursanız, evet Tabii ki yapabiliriz. Burada tek yapmamız gereken tepkime hızını B'nin oluşumu üzerine değil, A'nın harcaması üzerine tanımlamak. O zaman tepkime hızını bulmak için A'nın derişimindeki değişimi bulmamız gerekecek. A'nın son derişimi 0,98. Başlangıç derişimi ise 1. 0,98 eksi 1 bölü geçen zaman. Yani 2 eksi 0. Payda elimizde eksi 0 virgül 0 2 olacak. Eksi 0 virgül 0 2 bölü 2. Bu da bize negatif bir tepkime hızı verecek. Ama kimyada tepkime hızını pozitif bir değer olarak tanımladığımızı biliyoruz. O yüzden burada bir eksi işaretine ihtiyacımız var. Böylece hız için pozitif bir değer elde etmiş olacağız. Sonuç olarak da 0,02 bölü 2 bize 0,01 molar bölü saniyeyi verecek. Tepkime hızı artık pozitif bir değer aldı. Gördüğünüz gibi hem B'nin oluşumunu hem de A'nın harcanmasını kullanarak tepkimenin ortalama hızını hesapladık. Ama isterseniz bunu biraz daha geniş kapsamlı bir hale getirebiliriz. Diyelim ki tepkime hızı eşittir A'nın derişimindeki değişim bölü geçen zaman. Tabi buraya eksi işaretini koymayı unutmamamız gerekiyor. Bu eksi işareti tepkime hızı için pozitif bir değer bulmamızı sağlıyor. Yani tepkime hızı eşittir. Eksi A'nın derişimindeki değişim bölü geçen birim zaman. Bu da eşittir. B'nin derişimindeki değişim bölü geçen birim zaman hesaplama yaparken zaten pozitif bir değer bulduğumuzu gördüğümüz için burada bir eksi işaretine ihtiyacımız olmadığını biliyoruz. Sonuç olarak elimizde tepkime hızını tanımlayan iki farklı ifade var. Buraya aslında sadece genel bir tanım yazdım. Öyleyse şimdi daha karışık bir tepkimeye göz atalım. Elimizde diazot pentoksitin oksijen ve azot dioksite ayrıldığı dengelenmiş ayrışma tepkimesi var. Oksijen 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar bölü saniye hızla oluşuyor. O zaman azot dioksitin oluşma hızı ne olur? Eğer tepkimeye bakacak olursak her bir mol oluşan oksijen için 4 mol azot dioksit oluştuğunu göreceğiz. Demek ki oksijenin oluşum hızını 4 ile çarpmamız gerekiyor. Bu da bize 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniyeyi verir. Azot dioksit oksijenden 4 kat hızlı oluşuyormuş. Peki, diazot pentoksit yani N2O5 için ne diyebiliriz? Öncelikle mol oranlarına bir bakalım. Her bir mol oluşan oksijen için 2 mol diazot pentoksit harcıyoruz. Mol oranı 2'ye 1 olduğuna göre, oksijenin oluşum hızını 2 ile çarpabiliriz. Ama oksijen oluştuğu fakat diazot pentoksit harcandığı için buraya bir de eksi işareti koyuyoruz. Öyleyse cevabımız eksi 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniye. Yani diazot pentoksit oksijenin oluşum hızının iki katı hızla harcanıyormuş. Bütün bunları yaptığımıza göre artık tepkime hızını da düşünme vaktimiz geldi tepkime hızı aslında oksijenin oluşum hızına eşittir diyebiliriz değil mi? Yani 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar bölü saniye. Sonuç olarak şu şekilde yazabiliriz. Hız eşittir. Oksijenin derişimindeki değişim bölü geçen birim zaman. Peki aynı şeyi azot dioksitin oluşum hızıyla tanımlasak ne olurdu? Azot dioksitin oluşum hızı 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniyeydi. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Bu sayıyı ne ile çarparsam bunu elde ederim. Bu sayı soldakinin 4 katı olduğuna göre 1 bölü 4 ile çarparsam uygun olur. Dolayısıyla tepkime hızını azot dioksitin derişimindeki değişim bölü geçen birim zaman diye düşünürsek Aynı tepkimi hızını bulmak için bu sayıyı 1 bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor. Son olarak da diazot pentoksiti düşünelim. Harcanma hızını eksi 1 virgül 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniye olarak bulmuştuk. Bulmak istediğimiz sayı ise yine 9 çarpı 10 üzeri eksi 6. 9 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı bulmamız için ne yapacağız? Aslında bu sayı diğerinin büyüklük açısından 2 katı. Demek ki 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Tabi bir de eksi işaretinden kurtulmamız lazım. Çünkü tepkime hızının pozitif bir değer olması gerekiyor. Yani buraya bir de eksi işareti eklersem 9 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı bulmuş olurum. Yani doğru sonuca ulaşmak için eksi işaretine ihtiyacım var. O zaman tepkime hızını diazot pentoksitin harcanması üzerinden tanımlayalım. Tepkime hızı N2O5'in derişimindeki değişim bölü geçen birim zaman olacak. Aynı zamanda buraya eksi 1 bölü 2 de yazmam gerekiyor. Tepkime hızını nasıl yazacağımızı da gördüğümüze göre artık dengelenmiş tepkimeye geri dönelim. Gördüğünüz gibi burada diazot pentoksit için bir ikimiz var. Bu iki tepkime hızını yazarken nereye yerleşmişti onu da bir hatırlayalım. Tam olarak buradaydı. Azot dioksit içinde katsayı olarak 4 var. Aynı şekilde bu 4 de tepkime hızını tanımlarken buraya gelmişti. Oksijen için ise katsayı olarak 1 var. Aslında buraya 1 bölü 1 de yazabiliriz. Ama bir şey fark etmez. Sadece tepkime hızını nasıl tanımlamamız gerektiği konusunda bir kalıp oluşturmuş oluruz.